Esma-ül Sahabe isimli eserde zikredildiğine göre Davud İbni Ebi Hind şöyle anlatmıştır. Bir keresinde Mekke'ye doğru yola çıkmıştık. Yol esnasında bir yerde konakladık. Bir Arabi yanımıza gelip bizden yiyecek bir şeyler istedi. Biz ise ona bir şey vermedik. Ne zaman ki yola çıkacaktık, o kişi ellerini açıp şöyle dua etti. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Ehad! Ey Ehad! Ey Ehad! Hiçbir vasfında, hiçbir varlıkla ortağı olmayan, ey Vahid! Ey Vahid! Ey Vahid! Ortağı ve misli bulunmayan, onlar her ne kadar bana bir şey vermekten yüz çevirseler de, sen yine de bir şeyi vesile ederek beni onlardan rızıklandır. Çok az bir zaman geçmişti ki develerimizden biri gelip önümüzde beni kurban edin dercesine boynunu uzattı. Hepimiz adamın duasının kabul edildiğini anladık ve deveyi boğazlayarak etlerinden biraz alıp kalanını ona bıraktık. Bu acayip vakıa üzerine kendisine bu durumdan sual ettik. O da benim dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiğinde dedeme bu duayı öğretmiş. Biz hep bu duanın bereketiyle yaşarız diye anlattı. Bir hadis-i şerifte bir Müslümanın din kardeşine gıyabında yaptığı dua kabul olunur. Başucunda bir melek vardır. Kardeşine dua yaptıkça sana da o kadar der. O meleğin görevi budur buyurulmuştur. Hastaların ve adil, salih kimselerin, Allah dostlarının duaları, oruçlunun duası da kıymetlidir. İftar zamanı yapılan dua kıymetlidir. Misafirin duası evine, gazinin duası vatanına dönünceye kadar makbuldür. Çünkü ailesinden uzak olduğu ve çeşitli zorluklarla karşılaştığı için kalbi kırıktır. Allah-u Teala'ya bütün kalbiyle yönelir ve duası da Hak Teala'nın lütuf ve ihsanı ile kabul olur. Mazlumun bedduasından sakınmalıdır. Zulüm ateşiyle karşı karşıya gelen kimsenin içi yanar. Beddua yapmak zorunda kalır. Duası kabul mahallinde olur. Ebu Derda Hazretleri buyurdu ki, mazlumun bedduasından, ahından ve yetimin gözyaşlarından sakının. Çünkü insanlar rahat uykudayken onlar dert, sıkıntı, üzüntü içindedirler. Zalimden başkasına beddua etmek haramdır. Zalime zulmü kadar beddua etmek caiz olur. Caiz olan bir şeyin miktarı özrün miktarı kadar olur. Zalime de beddua etmemek, sabır etmek ve hatta affetmek daha iyidir. Herhangi bir kafire Allah ömür versin demek caiz değildir. Müslüman olması için böyle dua etmek caiz olur. Maruf-u Kerfi Hazretleri bir gün talebeleriyle hurmalıkta oturuyordu. Bu esnada Dicle Nehri'nden bir kayık geliyordu. Kayıktaki birkaç genç içip içip naralar atıyorlardı. Bu hoş olmayan manzara karşısında talebeleri dediler ki, ''Efendim, dua edin de Allah-u Teala bu kendini bilmezleri nehrinde boğsun. İnsanlar da böyle zararlı kimselerden kurtulsunlar.'' Bunun üzerine kayıktakilere şöyle dua etti, ''Ya Rabbi, sen bu kullarını dünyada neşelendirdiğin gibi ahirette de neşelendir.'' Talebeler bu duaya bir mana veremediler. Kendisine sordular, ''Efendim, böyle dua etmenizin hikmetini anlayamadık, izah eder misin? Bekleyiniz, söylediklerimizin sırrı şimdi ortaya çıkar.'' Talebeler dikkatle kayıktakileri takip etmeye başladılar. Kayıktakiler kıyıya çıkınca Maruf Kerhi Hazretlerini gördüler. Birden ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha o kendilerine bir şey söylemeden ellerindeki sazı kırdılar, içkileri attılar, huzuruna gelip tevbe ettiler. Herkesin istediği oldu. Maruf Kerhi Hazretleri talebelerine dönüp buyurdu ki, ''Gördüğünüz gibi herkesin istediği oldu.
Ne onlar boğuldu, ne de kimse onlardan rahatsız oldu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Ey Rabbimiz, hakikat sen kimi o ateşe sokarsan, şüphesiz onu hor ve hakir edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur. Akıllı insanların duası böyle olur. Cehenneme girmemek için, ahiretin rezaletinden sakınmak için bu çeşit dua yapmak çok yerindedir. Bu dua da cesedin azabından, ruhun azabının daha fazla olduğuna da işaret vardır. Çünkü ahiretin rezaleti cesede değil, ruha aittir. Onun için burada rezaletten de Allah'a sığınılmıştır. Bu duayı sık sık yapmamız çok yerinde olacaktır. Çünkü her birimizin ahiretteki durumu kritiktir. Allah'ım, sen her şeyin sahibi olan Maliki Hakikisin. Bense senin nihayetsiz mülkünde zavallı bir köleyim. Bir köleye onun sahibinden başka kim şefkat gösterebilir? Mevlam, Yüce Mevlam, aziz olan sensin. Bense bir zelilim. Zelillere düştükleri zilletten aziz olandan başka kim çıkarabilir? Mevlam, gerçek güç ve kuvvetin hakiki sahibi sensin. Bense pek zayıf ve güçsüzüm. Zayıf ve güçsüzlere gerçek güç ve kuvvet sahibinden başka kim inayet edebilir? Allah'ım, kerem senin şanındır. Kerim de yalnız sensin. Bense tam bir zavallıyım. Düşmüşlere kerem sahibinden başka kim lütufta bulunabilir? Ya Rabbi, rızık hazinelerinin sahibi Rezzak-ı Hakiki sensin. Bense senin rızkına her zaman muhtaç bir gedayım. Beni senden başka kim doyurabilir ve kim rızıklandırabilir? Allah'ım, sen büyük günah irtikap edenleri bile bağışlayan, affı pek, bol, gaffaru rahimsin. Benim gibi ömrünü isyan vadilerinde tüketmiş bir günahkârı, affına hudut olmayan senden başka kim affedebilir? Ya Rabbi, Ya İlahi, nihayetsiz şefkat ve merhametin sahibi Hannan, sonsuz nimetleriyle topyekün varlığa ihsan üstüne ihsanda bulunan Mennan sensin. Ben de aczimi, fakrımı, şefaatçi kılıp kabrin zulmetinden ve darlığından rahmetinin enginliğine sığınarak El Eman, El Eman diyor, senden eman dileniyorum. Münker ve Nekir'in cevabı çok zor sorularına ve yürekleri hoplatan mehabbetlerine karşı El Eman, El Eman, kabrin vahşetine, sıkıştırmasına ve bütün zorluklarına karşı El Eman, El Eman, uzunluğu 50 bin sene olan bir günün azabından El Eman, El Eman, senin sıyanet seralarına aldıklarının dışında yerde ve göklerdeki herkesin korkudan yüreklerinin ağzına geleceği surun üflendiği ve günün dehşetinden El Eman, arzın müthiş bir zelzeleyle sarsıldığı, göklerin, kağıtların dürüldüğü gibi dürüldüğü, yeryüzünün ve semaların alt üst edilip başka bir aleme tedbir edildiği, bütün insanların kabirlerinden kalkıp senin huzuruna çıkarıldıkları, dünya hayatındayken yapıp ettikleri şeylerin herkesin önüne serileceği ve kafirlerin ah keşke toprak olsaydım diyecekleri günün ürperticiliğinden El Eman.